Orta Çağ İngiltere'sinde bir kurt çukurunda bulunan iki tuhaf kardeşin hikayesi, yüzyıllar boyunca ülkeyi şaşkına çevirdi kulağa, 1960'ların gizemli Disney filmlerinden biri gibi gelse de, Woolpit'in yeşil çocuklarının hikayesinin 12. yüzyıla uzanan gerçek bir hikaye olduğu düşünülüyor. Pek çok Orta Çağ hikayesinde olduğu gibi, bu hikayenin de bazı detayları şaibeli. Ama bu detaylar, 800 yıllık hikayenin cazibesini daha da artırıyor olabilir. İngiltere'nin güneydoğu kıyısındaki Suffolk'ta bulunan Woolpit köyü, adını eski İngilizce'deki Wolf Pit'ten yani kurt çukurundan alıyor. Bunlar, yakındaki tarım arazilerine saldırabilecek vahşi kurtları yakalamak için toprağa kazılan, leşle doldurulup dallarla örtülen büyük çukurlar. İkinci yüzyılın ortalarında köylüler, köye adını veren bu çukurlardan birinin yanındaki ormanda kardeş oldukları tahmin edilen iki çocuğu birbirine sokulmuş halde buldular. Ancak bunlar siradan çocuklar değildi. Çocukların uzaylıya benzeyen yeşil derileri vardı. Yetersiz beslenmiş görünüyorlardı. Bilinmeyen bir dil konuşuyorlardı. Ve daha önce kimsenin görmediği kumaşlardan yapılmış tuhaf giysiler giyiyorlardı. Bunlar yetmezmiş gibi çocuklar günlerce yemek yemeden durdular. Ta ki yemek olarak taze fasulye sapı verilene kadar. Bir süre sadece onların içindeki çiğ fasulye tanelerini yiyerek yaşadılar. Sonra yavaş yavaş Woolpit'teki yaşama uyum sağladılar. Normal yiyecekleri kabul ettiler ve sonunda yeşil renklerini kaybettiler. Oğlanın hasta olduğu ve genç yaşta öldüğü söyleniyor. Ancak büyük kardeş olduğu düşünülen kız uzun bir yaşam sürmüş ve sonunda Woolpit köyüne gelmeden önceki yaşamını köylülere anlatmış. Erkek kardeşiyle birlikte güneşin hiç parlamadığı ve sürekli alacakaranlıkta yaşadıkları St. Martin's Land diye bir yerden geldiklerini söylemiş. Bir gün babalarının sığırlarını güderken çan sesleri duymuşlar. Bunlar genellikle yakındaki Bury St. Edmunds Katedrali'nin sesi oluyormuş. Sesi takip ederek bir mağaraya girmişler ve Woolpit'te bulundukları yere yakın kurt çukurlarından birinden çıkmışlar. Hikayenin gerçek mi masal MLL olduğu bugüne kadar gizemini korudu. Bu tuhaf hikayeyi açıklamaya çalışan hem paranormal hem de dünyevi pek çok teori ortaya atıldı.